selam bayrağımıza al rengini verenlere, selam başkomutanımız Atatürk'e, selam muzaffer ordumuza, selam aziz milletimize, binlerce selam. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekilim, Sayın Protokol Üyeleri, saygıdeğer halkımız, değerli basın mensuplarımız, tarihi parlak zaferlerle dolu olan aziz milletimizin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında düşmanı yurttan atmasının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi kurmasının dönüm noktalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazandığımız 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümü dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Kozan Kaymakamlığı çeleğini sunmak üzere Kozan Kaymakamımız Sayın Bahattin Alp Arslanköylü'yü arz ediyor. Kozan Belediyesi çelengini sunmak üzere Kozan Belediye Başkanımız Sayın Kazım Özgen davet ediyor. ...1922'de bu büyük zaferi kazanarak bizlere mukaddes vatanımızı ve cumhuriyetimizi armağan ve emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm büyükleri, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davetimi arz ediyorum. Dikkat! İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Asubayı Çavuş Selcan Boztepe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar ve kıymetli silah arkadaşlarım. Bugün asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan Harman Türk ordusunun şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi 100. yıl dönümüdür. Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde, çelikleşmiş, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanan bir milleti, sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer, ülkemizi parçalamak ve milletimize esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyunca sinsice hazırlanan planları, o gün için sonuncusu olan Seyri Kaçarması'nın yürütülmesi
sığınırım. Bugün bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığını tüm dünyaya gösterildi. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin temellerinin atıldı. Türk birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere müktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği ve öğretildiği. Balkan Harbi'nin hemen ardından gelen Birinci Dünya Harbi'nden 4 yıl gibi uzun bir zaman Avrupa'nın ve dünyanın en büyük devletleriyle savaşarak bitkin düşen bu milleti 3 yıl, 3 ay ve 11 gün gibi uzun bir zaman katlandığı sıkıntıları ve döktüğü kanın bedeli olan tarihte bir benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir. Değerli konuklar, Türk milletinin kaderini belirleyen 30 Ağustos zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasıdır. Düşmanları ve onların ülke içindeki işbirlikçileri tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karar verilerek toprakları işgal edilmiş orduların elinden silahları alınıp askerlere tersiz edilmiş, subayların bütün kaynakları harcanmış ve yetişmiş insan gücünü kaybetmiş ulu önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk milli bir devlet ile kahraman bir ordu çıkarmayı başararak 30 Ağustos 1922'de Anadolu'daki Türk varlığına kastedenleri tarihe gömmüştür. Bu muharebede Türk ordusu 4-5 ay düşürülemez denilen düşman mevzilerini 6 günde çökertmiş. Afyon, İzmir arası 400 kilometrelik takip harekatını da 10 günde gerçekleştirmiştir. Bu müthiş zafere ulaşmak için Türk milleti katlanılmaz olana katlanmış, dayanılmaz acılara dayanmıştır. Mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak bu zaferle ne kadar ölsek azdır. Çünkü her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat ile Türk ordusunun kahramanlığı tarihte bir kez daha kanıtlanmıştır. Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos zaferiyle vatanımız ve milletimizin geleceği garanti altına alınmıştır. Bu zaferle eşsiz başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı özgürlük ateşi yalnızca Türklerin değil, dünyadaki ezilmiş bütün ulusların da hürriyet meşalesi olmuştur. Türk tarihine altın harfler yazılmış olan bu zaferin 100. yıl dönümünde böyle bir milletin ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmakla gurur duyuyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşlarının ve vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet ve saygı yanıyor. Kahramanlıklarıyla destanlar yaratmış gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şanlı Zafer'in 100. yıl dönümü Türk milletine ve onun bağrından çıkan kahraman ordusuna kutlu olsun. Arzu ederim. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz, gazilerimiz ve bütün Türk büyüklerimizi şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Türk'ün zafer ayıdır. Yine bir Ağustos ayında Malazgirt'te başlayan Anadolu'daki vatan aşkımız yine bir Ağustos ayında 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazandığımız zaferle taçlanmıştır.